Kadın hastalıkları hazır katkılı yiyecek ve içecekler, deterjanlar, parfüm, vücut bakım ürünleri, doğum kontrol hapları, şişmanlık, hareketsizlik, çok uyuma, güneş doğarken ve batarken uyuma ağırlaşmaya ve tembelleşmeye, aynı zamanda hormon dengesizliği, cinsel isteksizlik, kadın hastalıkları ve kısırlığa sebep olmaktadır. Deterjanlar, aromalar ve endometriozis bölümüne bakınız. Türkistan ve Anadolu kadınları adet için ay gördüm veya aybaşı tabirini kullanırlar. Ayın herhangi bir günü adet gören kadınlar için bu durum şaşırtıcı olabilir. Sağlıklı kadının adeti ay başında, yani Hicri ayın son 1-2 günü, yeni ayın ilk 1-2 günü hiç şikayetsiz başlar ve 3-5 gün sürer. Ayın ilk günlerinde bütün denizyerin birden kabarması gibi kadınlar da ayın çekim gücüyle aynı günlerde adet görmelidir. Bazı kadınlar mizaca bağlı olarak Hicri ayın 13, 14, 15, 16'sında adet görebilir, bu da normaldir. Hicri aybaşı ve dolunay dışında, 3 günden daha kısa, 4 günden daha uzun süre adet gören, adetleri ağrılı, ön alt dişleri ve diş etleri bozuk, rengi değişmiş ve saçları kırık olan kadın sağlıklı değildir. Sağlıklı kadının adet kanı soğuk su ile yıkandığında çamaşırdan çıkabilmelidir. Kadın hasta ise ne suyla, ne de sabunla leke çıkmaz. Düzensiz kanamalar kadınlar, her ay adet görerek veya hamilelikle ve emzirme ile vücutlarında biriken zararlı maddelerden düzenli olarak temizlenir, bu yolla ağır hastalıklardan ve ayrıca kanserden korunur. 233 234 Düzensiz kanama, zararlı birikintilerin vücutta hastalık derecesinde arttığını gösterir. Beden, kanama ile bu zararlı maddelerden kurtulmaya çalışır. Fakat, kadınlar kanayan rahmin kıymetini rahim arneli ya da alındıktan sonra anlayabilir. Resulullah, şöyle buyuruyor, Allahü Teala bütün mahlukatı yaratıp tamamladıktan sonra rahim kalkıp ralımanın eteğinden tuttu. Allahü Teala ona vazgeç buyurdu. Rahim bu kalkışım koparılmaktan sana sığınanın kalkışıdır. Allahü Teala ona seni gözeteni gözetmem, seninle bağını koparandan bağımı koparmam seni hoşnut etmez mi? Buyurdu. Rahim evet ey Rabbim, razı eder dedi. Allahü Teala bu hak sana verilmiştir buyurdu. Buhari, C6, S134 Rahim neden kalkıp Allah'a sığınmış olabilir? Eskiden kadınlar bebek düşürmek için rahimlerine şiş batırırlardı. Bir anne kadar şefkatli rahim için, göz bebeği gibi koruduğu bebeğin sökülüp atılması, bu işlem sırasında bazen kendisinin de delinmesi zulümdür. Kürtajla rahim içi kazınır, bebek parça parça alınır, kazıma işlemi rahim ağlamasın neye kadar, uterin cevreye, devam eder. Bu, rahime ve bebeğe yapılan bir zulümdür. Sezeryen, genellikle normal doğum zamanı beklenmeden yapılır. Rahim doğuma hazır hale gelmeden kesilmesi, bebeğin yerinden sökülüp alınması zulümdür. En ufak bir rahatsızlıkta, kadınların rahmi arneli ya da alınmaktadır. Bedendeki vazifesini zorla sona erdirerek rahmin bağlarının koparılıp atılması ve çöplükte çürümesi zulümdür. Peygamber Efendimiz bir diğer hadisi kudsiyi şöyle aktarıyor. Allahü Teala Allah benim, Rahman benim, Rahmi ben yarattım ve onu Rahman ismimin bir parçası kıldım. Kim onu gözetirse ben de onu gözetirim. Kim onunla bağını keserse ben de onunla bağımı keserim buyurdu. Tirmizi, C6, S164 hadisi kudsi de geçen bağını kesme sözü bedene bağlarla bağlı tek organın rahim olduğunu hatırlatmaktadır. Aynı zamanda rahim, kadın bedeninde cennet misali, neslin devamı ve üremenin gerçekleştiği tek yerdir. Kanamalı hasta için öneriler 3 günlük açlığa başlanır. Açlığın ilk günü bel, rahim noktasından ve kuyruk sokumundan hacamat yaptığında kanama durabilir. Açlıktan sonraki 4 gün her sabah kanamayı durduran ilaçlardan biri veya birkaçı kullanılır. Sonra öğleye kadar mevsimine göre kırmızı pancar suyu karışımı, prostat bölümüne bakınız, nar suyu, elma suyu, greyfurt suyu veya limon suyundan herhangi biri suyla karıştırılarak 3-4 defada içilir. Daha sonra taze incir, hurma, elma veya başka bir meyve yenir. Saatı 7:00-8:00 arası yemek yenebilir. Çay olarak ısırgan otu, anason veya keten tohumu çayı içitir ve 7 gün bu şekilde devam edilir. 4 gün sonra bir defa daha 3 günlük açlık yapılır. Açlığın ilk gününde kürek kemikleri arası ve altından hacamat yaptırılır. Bu ikinci 3 günlük açlıktan sonra 3 gün elma suyu içitir ve 3. gün saati 9:00'den itibaren karaciğer temizlenmesi yapılır. Karaciğer temizlemesi, 3. gün bölümüne bakınız. Çi gücü yeten genç kadınlar karaciğer temizlemesinden bir hafta sonra,
Hemen 7 günlük veya 10 günlük açlık yapmalı, sonunda 10 gram zeytinyağı ve limon suyu ile karaciğer temizlenmesi yapmalıdır. Bunu yapamayanlar 7 defa 3 günlük açlık, 7. açlıktan sonra karaciğer temizlenmesi yapabilir. Açlık tedavisi bölümüne bakınız. Kanamayı durduran ilaçlar çiğ kökü, tohumu, yaprakları ve çiçekleriyle beraber nane nar kabuğuyla kaynatılır ve ılık banyo suyuna karıştırılır. Bu suyun içinde 30-50 dakika oturulur. Çiğ 5 tane limon dilimlenir, 1 litre su ile suyun yarısı buharlaşıncaya kadar kısık ateşte kaynatılır ve süzülerek yudum yudum içilir. Veya çiğ sinirli ot suyu sıkılır, sirke ile veya sade içilir. Aynı zamanda vajinaya ezilmiş sinirli ot konur. Taze öğütülmüş keten tohumunu sıcak suyla yutmak da aynı etkiyi gösterir. Çiğ yarım litre elma sirkesi çorba kaşığı öğütülmüş tarçınla karıştırılarak 10 dakika kısık ateşte kaynatılıp süzülür. 2 hafta boyunca, açlık günleri hariç, her sabah aç karnıma 30-50 gr alınır. Veya çiğ 2 çorba kaşığı biberiye, yarım litre elma sirkesi ile karıştırılır, 8-10 saat bekletilir. Sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatılır, soğuduktan sonra süzülür ve 2-3 hafta süresince açlık günleri hariç her sabah 30 gr aç karnıma suyla alınır. Veya 235. Oyi kuru arslan pençesi veya sarı kantaron yaprağı ezilerek elenir. Sabah akşam birer çay kaşığı, papatya çayı veya suyla yutulur. Veya çiğ günde bir tatlı kaşığı ezilmiş gilabur ağacı kabuğu kaynar suyla demlenir. Gün içinde 2 defa da içilir. Veya her gün 200 gr gilaburu meyvesi suyu içilir. Kanama bu tedaviyle kısa sürede kesilir, adet düzene girer. Doğum yapmak, sağlığa kavuşmanın en kısa yolu olduğu için, kanamalar durduktan sonra hastaya hamile kalması tavsiye edilir. Hamile kadınların doğumdan önce tüm temizlemeleri yapması iyi olur. Bebeğin de sağlıklı olması için ilk 3-5 ay boyunca 3 günlük açlıklar yapılmalı veya hiç olmazsa, haftada bir gün 36 saatlik açlık yapmaya ve düzgün beslenmeye devam edilmelidir. Ancak kanamaların sebebini teşhis etmek önemlidir. Ameliyat ancak çok büyük iyi huylu tümörler ve kistler için onaylanabilir. Ameliyat kaçınılmaz ise, bu durumda, bağırsak tedavisinden ve karaciğer temizlemesinin 236'dan sonra, 7 defa 3 günlük açlık, 1 ay sonra da 10 günlük açlık yapılır. Bu tedavi süresince tümör keskin bir sınır oluşturur, kolayca alınabilir hale gelir ve böylece tümör ve kistlerle birlikte rahmin alınmasına gerek kalmaz.